Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda daha öncesinde kanalımda incelemesine yer verdiğim, kutusunu birlikte açtığımız Apple Watch S birinci nesil 44 milimetrelik akıllı saatin bu sefer aynı ailenin küçük kardeşi olan S 40 milimi inceleyeceğiz. Neden bir kişinin 40 milim kullanması gerektiğini, 40 milimin avantajlarını veya dezavantajlarının neler olabileceğini bu videoda sizlere söylemek istiyorum. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim. Apple Watch serisi çok uzun yıllardır ülkemizde yer alan bir saat. Gerçekten bugün 8. nesile kadar gitti ve fiyatları durdurulamaz bu şekilde yükselişi devam ediyor. Tabii ben 44 milim siyah kullanıyordum. Bunun da ürün açılışını hem kartlarda bulabilirsiniz hem de zaten kanalda da bulabiliyorsunuz. Şimdi bu 40 milimi ben eşim için... Almıştım. Nike özel serisi bir akıllı saat. Tabii biliyorsunuz ben Apple Watch 44 milim saatimi çok uzun zaman önce satmıştım. Arada bir 7. nesil kullanma şansım oldu. Onun da videosunu çekemedim. Açıkçası çok uzun bir zaman kullanma şansım olmadığı için deneyimlerimi en azından çok paylaşamadım. Fakat bunu eşim kullanıyordu. Tabii ben sim bir Ultraya s bir Ultra'dan iPhone 13'e geçince tabii iPhone 13 alabilmek için hem telefonumu hem de akıllı saatimi satmak. Samsung Watch 4'ümü satmak zorunda kalmıştım. Tabi bu ikisinin getirisiyle birlikte iPhone 13'ü tek olarak satın aldım. Tabi bir akıllı saati de ihtiyacım olduğu için ve bu yükselen fiyatlar standartına baktığımızda direkt alamayacağım için eşimin akıllı saatini bir süre kullanmaya karar verdim. Tabii bu 40 milimetrelik bir saat. Tabii da 44'e göre bayağı da bir küçük. Bayağı bir küçük diyorum ama yani teknik özelliklere baktığımızda 44 milimle aynı standartlara sahip bir saat. Tabii ne kadar küçük derseniz şöyle birkaç teknik özellik vermek istedim. 40 milimetrede 324'e 394 piksellik bir alan var. Bu 44 milimetrede 368'e 448 piksellikti. 40 milimde ekran o ekran alanı olarak 759 mm karelik bir ekran alanımız var. Bu tabi 44 milimde 977 mm kare bir ekran alanıydı. Tabi bu 44'e göre hem boyut olarak hem de ekran piksel sayısı olarak daha düşük ama netliği bence gayet yeterli. Yani küçük olmasına rağmen ya da piksel sayısının düşmesine rağmen gerçekten çok net ve OLED bir ekrana sahip. Zaten bir nit parlaklığa kadar da çıkıyor. Bunun da tabi birazcık böyle Kasa olarak özelliklerine baktığımızda yükseklik olarak 40 mm, genişlik olarak 34 mm, derinlik olarak da 10.7 mm'lik bir alana, boyutlara sahip. Şimdi tabii şöyle bir de koluma takayım yorumlama aralara başlamadan önce. Hani kolumda nasıl durduğunu da sizinle birlikte bu videoda birlikte görelim. Evet şöyle... Ya şimdi tabii neden 40 milim bir saati tercih ettim? Bunu söylemiştim. Bir kere önceliğim ekonomik şartlardı. Yani ekonomik şartlarım o an için hani 6000 seviyesinde, 5000 bin, 6000 bin seviyesinde bir nakit parayı çıkarma durumu yetmiyordu ve elimizde şu anda 40 milim olduğu için bir süre 40 milimi denedim. Ve açıkçası beklediğimden çok daha farklı bir e, durum oldu. Nasıl bir durum oldu? Bir kere 44 milim gerçekten hani varlığını hissettiren hem ağırlık olarak hem de kolda ya al, kapladığı alan bakımında baktığımızda yani gerçekten şöyle hani e, baktığımda ya kolumda evet bir tane akıllı saat var dedirten gerçekten güzel bir e, boyutta bir saat fakat 40 milimetre açıkçası ben de sanki kolumda hiçbir şey yokmuş gibi hani çok hafif. Bu da bir avantaj mı? Bence bir avantaj. Neden bir avantaj? Çünkü biliyorsunuz hani kış aylarının gelmesiyle üzerimizde gayet kalın giysiler giyiyoruz. Zaman zaman hareketli günlerimiz oluyor. Hareketli anlarımız oluyor. Gün, gün alıyor e, oluyor konuşamadım. Gün içerisinde. E, bu alanda yani gerçekten kolumuza bir ağırlık yapmaması ve gerçekten hani bize e, kaliteli geri bildirimler vermesi açısından yani ağırlık yapmadan bu iş çözmesi açısından açıkçası 40 milim benim için değerli bir şey oldu. Tabii bu işin yani avantaj kısmı hem ağırlık ve kolda yer kaplamaması hem de hani işimi görmesin. Ama tabii ki saati hem mesaj yazmada ya da Apple saatleri çok daha farklı şeylerde kullanabiliyoruz. Yani bugün baktığında sağlık programlarımızı, antrenman programlarımızı, zaman zaman fotoğraflarımızı bakabiliyoruz. Tabii o zamanlarda da bir dezavantaj oluşturuyor. Nasıl bir dezavantaj oluşturuyor derseniz. Küçük olmasından kaynaklı olarak tabi görüntüsü de ekran kadranları da bir o kadar küçük oluyor. Tabii geniş bir ekranda daha iyi görebilecekken aslında o saat kadranını daha küçük bir ekranda görüyoruz. Tabii ben şu anda kendim için en azından yani önemsediğim şeyleri saat görebilmek için şöyle büyük bir saat kadranı oluşturun. Tabi birden fazla kadran var. Onu da şuradan iPhone 13'ümüzden gösteririz. Evet. Bağladı. Evet. Şurada kadran galerisini açmıştım. Bu arada iPhone 13'ün incelemesini de kartlarda bulabilirsiniz. Gerçekten çok memnun olduğum Zaten başlıkta da yazmıştım videoda yayınlandı. iPhone 13 mutluluk mavisi diye. Gerçekten mutluluk mavisi de bu mutluluğu yaşatıyor bize. Evet şu şekilde saat kadranları var. Yani bu şekilde. de benim kullandığım kadran bu. Hani bu şekilde şey yapıyorum. Aktivite kadranı. Tabi burada birden fazla hani Apple'ın gerekli kadranlar var. Yani açıkçası şunu çok net söyleyebilirim ki. Mesela şöyle bir kadran seçelim mesela şuradan. Şu kadranı seçelim. Ekle diyelim mesela. Bu şekilde baktığımızda evet yani e, ekran çerçevesinin kalın olmasından kaynaklı ekran sanki küçük gibi görünüyor ama aslında küçük değil. Ya yani Gerçekten bence bu ekran çerçevesinin birazcık daha incelse 40 milim de aslında kullanılabilir bir e, akıllı saat bence özellikle baylar için. Çünkü hem hafif olmasından bir avantaj hem de gerçekten birçok özelliği içinde barındırdığı için hani aynı özellikle barındırıcı gerçekten bir avantaj. E, Tabi pil dolum sürelerine baktığımızda bence birazcık daha 44'e göre daha hızlı doluyor onu söyle Tabi hızlı şarj desteklediği için de o şekilde. Yani kısacası 40 milimin bana getirdiği en önemli avantaj kolda ağırlık yapmaması ve hani kolumuzda hani gerçekten bir akıllı saat yokmuş gibi yapmış. Tabi bu bence bir avantaj. Niye? Dediğim gibi yani kolda ağırlık yapmaması ya da hissettirmemesi benim için değerli. Bir de şu da var. Hani şunu da ara parantez söyleyeyim avantajlarda. Şimdi zaman zaman işler yaparken falan bir yere büyük saat olduğunda daha çok takılıyordu. Ama bu birazcık daha kolda küçük kaldığı için öyle her yere takılmıyor. Bu da bence bir avantaj. Çünkü öyle çok duvara muvara çok kolay vurmuyorsunuz. Büyük olduğunda birazcık daha seri hareket ettiğinizde vuruyorsunuz. Bu da bence bir avantaj. Dezavantaj da dediğim gibi saat kadranlarını, güzel saat kadranlarını geniş ekranda görememeniz ekran çerçevelerinden kaynaklı olarak şöyle göstereyim. Yani ekran boyutu birazcık daha küçük kalıyor. Zaman zaman görme noktasında hani saat sayıları da böyle yani saatin sayıları da saatte küçük olduğu için hani görme noktasında daha geniş ekrana ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Mesela şöyle menüde gezerken mesela mailleri okuyacaksınız diyelim. Evet şuradan bana gelen maillere baktığımızda yani aslında bu küçük çok küçük değil onu net söyleyeyim. Hani bence de gayet de güzel okunuyor ama tabii daha büyük ekranda daha iyi okunuyor diyebiliriz. Ama bunun böyle bir dezavantaj doğuruyor. Onun dışında hani birçok şey zaten hep birlikte. Zaten Apple Apple Watch'u seviyoruz. Apple Watch'un birçok uygulamasını seviyoruz. Apple'da hiç şey vermeden yani boyutlara özellikle bakmadan tüm saatlerini sonuna kadar destekliyor. Bu da zaten bir avantaj. Yani dediğim gibi avantajları ve dezavantajları bu şekilde. Bunun dışında tabi buradaki asıl mesele Apple Watch'u özellikle küçük 40 milimlerini ya da 7. serilerde 8. serilerdeki olan 41 milimlerini kullanabilir mi? Özellikle baylar kullanabilir mi? Bence kullanabilir. Yani burada bilek boyutuna bakılmaksızın ya da hani cinsiyeti çok bakılmaksızın ee, bence 40 milimleri de çok rahat kullanabiliriz diye düşünüyorum ben. Hani açıkçası ben kullanırken 44'e göre baktığımda biraz daha rahat etti. Evet 44'ü arıyor muyum? Evet arıyorum. Hani o ayrı bir konu. 44 olsa daha iyi olur mu? Olur. Ama açıkçası 40 milim de beni mutlu ediyor. Yani kullanılabilir olduğu kanaatindeyim. Tabii ben özellikle Nike Edition almak istiyorum Çünkü Nike kadranlarını seviyorum. O yüzden Nike serisi olması benim için bir avantaj oldu. Açıkçası tamamen Spontane bir şekilde ya bir deneyim bakalım nasıl olacak diye çıktığım ve ortalama 2 haftadır denediğim bir saat. Ve gerçekten de yani 40 milimde gayet bana yetiyormuş. Hani şöyle de güzel bir sporlop kordon aldım. Gerçekten gayet güzel. Bunu da seviyorum yani. Bunu da ürün alma linkini videonun altında paylaşırım. Ya yani kısacası... Benim söylemek istediğim ya yani 44 milimle 40 milim arasında evet bir boyut farkı bir e, özellikle farkı zaten yok ama bir boyut farkı var. Bunun farkındayım ama hani 40'ın da çok rahat kullanılabileceğini ve avantajlarının da çok olduğunu yani çok da dezavantaj olmadığını gerçekten söyleyebilirim. Bence erkekler biz baylarında 40 milimi rahatlıkla kullanabileceğini düşünüyorum. E, yani böyle mesela ben şu anda öğretmenlik yapıyorum. Açıkçası 44 milim kullandığımda ya yani gerçekten kolumda o ağırlığı hissediyordum. Ya da böyle bir şey yaparken illa ki o kolumda evet ya ben buradayım diyordu ama ya 40 milim Açıkçası biraz daha hafif ve boyut olarak küçük olduğu için sanki kolumda yokmuş gibi. Bazen gerçekten kolumda saat takılı olup olmadığını fark edemiyorum. Yani bunu net söyleyeyim. O yüzden bence 40 milimde çok rahat kullanılabilir olduğunu söyleyebilirim. Zaten videonun başında söylemiştim. Bu bir ürün bir ürün incelemesi değil. Bu tamamen benim 40 bilim bir Apple Watch'la yaşadığım bir deneyimi size aktarmak istedim. Ee, Sürçülisan ettiysek affola. Ee, videonun altında yani sormak istediğiniz ya da başka videolarda hangi konulara hangi cihazlara yer vermemi istiyorsanız videonun altında söyleyebilirsiniz. Sizler de Acaba 40 milim mi daha avantajlı, 44 milim mi daha avantajlı? Bununla ilgili yorumlarınızı ve görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.